29 Haziran 2018, Mersin Anamur'dayız. Emrah Yılmaz. Evet. Anamur'da Malaklar Maalesef. Mahallesi'nde rekor girişim toprak düzenleyici ürünümüzü muz seralarında kullandılar bu sene. Emrah Bey, burada rekor girişimi toprağınızda kullandınız, seranızda. Neler oldu? Bize fikirlerinizi anlatabilir misiniz? Toprağınız neydi? Ne oldu? Neler gözlemlediniz? Bir kısaca bize anlatırsanız. Ya Seren'in farklı yerlerinde toprak sıkılığı vardı, gevşeklik vardı. Bazı yer çamurluk kalıyordu, bazı yer kuru kalıyordu. Şimdi Seren dört bir tarafı aynı şekilde. Yani kuruyor kalıyor dediğin, hem sıkı Sıkı hem de toprak vardı. çamurlaşıyor. Evet, Suyu çamurlaşıyordu. emmiyordu. Suyu emmiyordu. Suyu emmiyordu. Şu an nasıl peki? Şu an dört bir taraf, her tarafı aynı şekilde. Her taraf aynı. Aynı Suyu şekilde. emiyor. Emiyor. Peki suyu emmesi demek suyun sulamayla ilgili size bir şey sağlıyor mu? Artı getiriyor mu? Tabii önce bir saat sürüyorduk. Ertesi gün bakıyorsun öbür taraf kuru kalıyor. Başka yer çamurlaşıyor. Çamurlaşıyor. Bir de şu var. 2018 yılı bu sene sezon bir hayli sıcak geçiyor. Sıcak, sıcak. Yani havalar olduğundan Dengesiz. çok fazla sıcak gidiyor. Artı burada zaten bir 15-20 gün aşırı bir rüzgar durumu var. Var, Doğru mu? kuruluyor, kuruluyor. Kurutuyor. Rüzgar da sera için, muz için çok şey değil. Yani toprağın nemini kaybettirmesi vesaire durumu. Şimdi burada bu alan ne kadar? Buradaki seramız. Buraya 2 dönüm. burası 2000 metrekare, 2 dönüm. Bu muz çeşidi nedir? Azman. Azman. Siz rekor gelişimi ne zaman uyguladınız? Şubat 15. 2018 ve Şubat ayında uyguladınız. Az önce bir şey konuştuk. Dediniz ki ben dün yoktum. Dün Gelmedim. gelmedik seraya. Sulamadım. Bugün suladınız mı şu an? Bugünden sulamadım. Sulamadınız. Toprak durumu nasıl peki şu an? Toprak iyi. Şöyle gösterebilir misiniz? Yani şuralardan, yani uygun yerlerden. Toprağın görünüyor. Yani nemlilik açısından şu Nemlilik an açısından iyi. Dün şeyi koruyor. burada aşırı rüzgar var. Dün Aha. geldiğimizi bilmiyorum ama dün aşırı rüzgar vardı. Buradaydık. Kuruması lazımdı. Peki toprağınızın böyle yürüdüğünüzde bir böyle şey olduğunu hissediyor musunuz şu anda? Böyle Pamuklu. bir boşluk var gibi hissediyor musunuz? Ayağınızın altında Şöyle boşluk var. Evet. gösterelim. Siz de yapın öyle ayağınızı. Sanki bir yatak üzerinde Evet. yürüyormuşsunuz gibi. Bu önemli mi peki muz için? Tabii Muz ya, yetiştiriciliği için? toprağın gevşek kalması, Ne sağlar sıkılması. size muzda? Ya kökün rahat gelişmesi için. Saçak gelişmesi vesaire. Peki saçaklar iyi mi bu sene? Sizin Seri iyi. gördüğünüz. Böyle bir gösterme şansınız var mı şuradan, diplerinden? Böyle Tarafın. 60. Bunlar eski kök, daha bu sene yeni kök atmadı, daha önce atacak. Yani şunu soracağım. Geçen sene mesela burada bu hareketi yapabiliyor muydunuz? Elle buraları kazıp da. Yok, yok. Yapamıyordunuz değil İlla mi? kazmayla. Peki siz bunu internette veya televizyonda izlediniz, doğru mu? Doğru. Ne düşündünüz? O zaman ne diyordunuz? Yani bu toprağın bu kadar gevşeme ihtimali var mıydı fikrinizde? Aldığınız Ya zaman. yoktu, işte bir deneme yanılma yöntemiyle yapalım dedik. Bir şey kaybetmeyiz. Kaybetmeyiz. Kazandık mı peki? İlla. İlla kazandık. Şu an tabii ki muzlarımız daha yeni doğuşlar yapıyor. Yeni doğuruyor. Evet. İnşallah muzların da doğuşuyla alakalı, kalitesiyle alakalı da olumlu sonuçlar alacaksınız, ağaç sağlıklı olduğu için. Tabii. Şöyle gösterelim biraz daha. Şu tarafları da çekelim aralardan. Yani burası illa çamurlaşan bir bölgeydi. Çamurlaşan ve kuruyan. Yani sulayınca çamurlaşıyor, bu çabuk kuruyor. Çamurlaşan bölgeydi, bu aşağı kuruyor. Kuruyor. Öyle gelelim, gösterelim. Bu bölgenin çok aşırı kuruduğunu söylediniz. Yani 2 gündür de buraya su verilmiyor. Doğru mu? Kuruyan bölge. Aynı. Yukarısı da aynı, aşağısı da aynı. Evet. Burada vidalarınız zayıf olmasın. Peki, Kuru olması peki lazım. burada mesela şöyle söyleyeyim. Toprağınız hala nemli. Nemli. Herhangi bir kuruma yok. Yok. Kökler aktif. Saçaklar yürümüş. Evet. Yani bu şekilde gidiyor. Bu da size burada neyi getiriyor? Hem gübreleme ile alakalı, verdiğiniz gübre ile ilgili. Artı kurumaması. Kurumaması en önemli faktör. Suyla alakalı mesela diyelim burada susuzluğa dayalı bir stres yaşatmıyorsunuz. Sonuçta muzu her gün sulanması gereken. Hatta Yani. belki günde 2 kere duruma Tabii. göre. Durumda sabah Bir de artık sulanmalı şöyle bir akşam şey da. var. Sizin şuradan aradan bir tepeyi gösterelim mi?
Yani bir naylonla ilgili de bir sıkıntınız var. Naylon sıkıntı, naylon mercek gibi toz atmasak yakacak. Yani 3-4 sefer toz attığınızı söylediniz. 3 sefer toz attım bu sene. Ve serayı aşırı aşırı derecede kurutan bir ışık, sıcaklık geliyor. Şöyle geçelim. Dört olurum. Rekor gelişimi burada kullandık. Tavsiye eder misiniz? Öncelikle ya, ana vurulara, muzculara, çevrenizdeki eşinize, dostunuza. Çilek yapacağım 3 dönüm. Tamam. Çileği de kullanmayı düşünüyorum. Çilekte de aynı şeyleri göreceksiniz. Orada da toprak nemliliği, toprakla ilgili olan tüm sorunları çözdüğü için çileğin kardeşlenmesinden tutun, meyve verimine kadar, kalitesine kadar. Evet. Yani birçok konuda size destek sağlayacak. Özellikle saçaklanma konusu, toprağın nemli kalması zaten baş konu. Toprağın bu şekilde gevşek kalıyor olabilmesi sizin için çok büyük bir avantaj. Üretiminizde zaten ne veriyorsanız o bitkiye ve o ağaca aldırabiliyorsunuz. Yani. Anamur, Antalya bölgesi muz üreticilerine buradan ekranlardan tavsiye edersiniz. Tabii illa ki gerçek kullansalar memnun kalırlar. Memnun kalırlar. Memnunum. Siz de memnunsunuz. Memnun kalmasak çilek için istemeyiz. Tabii. Muza, sizin başka serilerimiz de var. Var. Muzla ilgili. Oralarda inşallah gelecek sezonda kullanacaksınız. Bu sene oranın bakımını erken yaptıydık. Hı-hı. Geç kaldık. Seneye inşallah kullanacağız. Seneye kullanacaksınız. Biz teşekkür ederiz. Serinizi gezdirdiniz. Biz teşekkür ederiz. Görüşlerinizi paylaştınız. Şöyle bakarsanız ekranlarda, televizyonlarda da yayınlayacağız bunları. İnşallah. Kendi ekranlarımızda da. İnşallah. Anamur'dan sevgiler diyoruz. Sevgiler. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.